Çok az şiir olduğundan bahsediyor. Ve yönetmenin ona söylediği şey de bir insan günlüğünü yazarken başka birinin okuyacağını düşünerek aslında yazar. Oysa ki Harms sadece kendisinin okuması, yani sadece kendisini ve Tanrı için yazdığını söylemiş rejisör. Bu ona çok yardım etmiş. Ну и там в основном вот проблемы с женщинами, с любовью, проблемы с тем, что его не печатали, там проблемы с деньгами, с долгами. Вот в основном жизнь, как бы он пишет о своей жизни, о бытовой, да. Ve günlüklerdeki ana tema kadınlar, aşk, parasızlık, şiirlerinin basılmaması, rağbet görmemesi, bunun gibi konular çok ağırlıktaymış. Ve tabii ki çektiği büyük acılar, yani bu konular ekseninde. Вот как-то так. Не Ve знаю, bu насколько я ответил. gittiği yol buradan. Zor bir karakter değil kendisi için. Сложный характер был для тебя, чтобы не знать. Ну, это очень сложный характер, потому что, конечно, ну, это огромный... Во-первых, там еще непонятно, насколько он был здоровый психически или больной, например, да? То есть он эксцентрик, он перформер, тоже эта сторона. То есть кто он такой до конца, не знаю, я так и до конца не знаю, но да, это сложный путь, но очень интересный. Tabii ki zor diyor çünkü hala ben onun mental olarak sağlıklı mı yoksa hasta mı olduğunu bilmiyorum diyor. Yani kimse bilmiyor diyor. Çünkü o performans aynı zamanda performanslar yapıyor. Şiirleri gerçekten çok o zaman çok avantgard şairlerinden bir tanesi. O yüzden tabii ki zordu diyor ama çok da keyifliydi. O zaman bu noktada yönetmene sormak istiyorum. Carms gibi avantgard bir şair, günlüklerini sadece kendisi için ve Tanrı için yazdığını söyleyen birinin günlüklerinde yönetmen ne buldu da bize bu filmi izlettirmek istedi? Ve deli miydi acaba ya da normal miydi? Biz onu da yönetmene soralım. O nasıl buldu acaba o günlükleri? Ne buldu günlüklerde? Bence o kesinlikle hasta değildi. O bir sanatçıydı. Художник. Постоянно художником. Каждую секунду. Her saniye yaşayan bir sanatçıydı. Her saniyesinde sanat vardı. А почему, собственно говоря, он меня так заинтересовал, почему мне захотелось этот фильм снять? Потому что он проживает свою собственную, ни на кого не похожую жизнь. Мы обычно в жизни все боимся жить. А он проживает свою жизнь. Пускай такой вот и в чем-то очень тяжелый, а в чем-то прекрасный, но свою. Он никогда не был другим, он всегда был самим собой. Вот я хотел об этом рассказать. Herkesin bir hayatı vardır ama onun hayatı çok değişik bir hayattı ve o başka biri olmaya çalışmadı diyor. Yani kendisi iken çok ilginç bir kişilikti ve başka bir kişilik olmaya da çalışmadı. O yüzden ben bunu anlatmak istedim diyor. Teşekkür ediyoruz. Konuklarımızdan sorusu olan var mı? Önce hanımefendiye verebilir miyiz? Onu gördüm ben. Daha sonra size geleceğim lütfen. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyif olarak izlediğim bir filmdi. Ben şey sormak istedim. Filmi izlerken sık sık Türk edebiyatından çok meşhur olan bir kitabımız var. Araba Sevdası.
Acaba yönetmenimiz bu kitaptan haberdar mıydı? Filmi yani Rus ve Türk modernleşmesini de benzettiğim için bunu soruyorum. Orada da sürekli işte Türk olmayan, alafranga görülen bir karakter var. Kelimelerle şeyler kitap boyunca birbirini tutmaz, şiirler yazmaya çalışır, yazamaz. Asla yaptığı şeyler başka bir yeri bulmaz. Yani bu bir modernleşme hikayesidir aslında. Filmde de bir yandan bunu görüyoruz. Yönetmenimiz bu kitaptan acaba haberdar mıydı ya da Türkiye ve Rusya'daki modernleşmeyi yan yana düşündüğü zaman Çarmıs'ın hikayesi ya da işte bu anlatım bir şey ifade eder mi? İkinci bir sorum var. Sırayla gitsek mi acaba? Tamam. Biraz zor olabilir. Çevirmek. Zaten arada Sevda istediniz. Bir bakalım nasıl çevireceğim onu ben. Herhangi bir Türk yazarı okuduysa bir kitabı okuyorsa zaten ortaya çıkacaktır oradan. Yani ben bu Çitalya Türk yazı literatürü okuduysa son. Peki iyi. Ya Orhan Pamuk. Orhan Pamuk okumuş. Ondan sonra Çitalya yazı roman. İlk romanlardan bir tanesi galiba benim hatırladığım kadar Arba Sevdası. Masum bir bilgi mi? Moribir Pervir roman, Adinis Pervir roman literatür, kiresk literatür i ona spraşbit jest v Česali, потому что там тоже характер есть, характер главный герой, а там он тоже турок, но как-то не ведет себя как турок. Тут Хармс очень похож, потому что он же не русский, но как-то американец, он там... Он англичанин, да? Да, англичанин, как он, образ такой у него. Шерлок Холмса. Шерлок Холмса бензеттини сөйлюю кэндиси. Араба Севдас окумуш бу арада кэндиси. Yani şey olarak da, karakter olarak da evet böyle bir İngiliz Sherlock Holmes kendisini imajı yarattığını söylüyor. Yani tamamıyla toplumun dışında, orada yaşanan hayatın çok dışında kalmış bir karakter. Bu yüzden bahsettim. Okumasını da tavsiye ederim. Acaba Rusça'da var mı ya da İngilizce'de bilmiyorum. İngilizce'ye çevirtiğini biliyorum. Güzel, İngilizce'den belki okuyabilir. Tabii İngilizce bilmesi gerekiyor bunun için. Evet, tabii ki ana için koşuş turu bu iyi çitali tuşu etet rama. Спасибо. Teşekkür ediyoruz. Ama soru yani bu bir modernleşme romanı mıydı? Yani modernleşmeyle ilgili bir film miydi? Karmızın karakteri ve bu film. Спрашивает, что это модернизация. Böyle bir soru var. Модернизация, что это? Он русский, он такой-то как-то Европеец, то я европеец, это он там впереди, чтобы. Да, я понял так. Дело в том, что вот когда я, значит, действие происходит в 30-е годы и в начале 40-х годов начинается война. 1930-е, 40-е еще хиары. Но я всегда говорю, что Хармс, это мы. Это сегодняшний человек. Evet, Хармс aslında biziz diyor. Yani aslında bugünkü zamanın çok ötesinde bir şair olduğundan bahsediyor. То есть то, что казалось странным тогда, сейчас не кажется странным. О zaman çok garip gelmiş tabii ki. Zaten göz altında da kayboluyor kendisi. Tutmadım. Şu anda bize garip gelmiyor diyor okuduğumuz şiirlere. Zamanın çok ötesinde olduğundan bahsediyor. İkinci sorumu da sorabilir miyim mikrofondan geçen? Evet. Bir kitaba referansla soruyu soracağım. Şeyin filmin hatırlattığı ikinci kitapta Don Quixote'tu. Yani hep bir idealin peşinden koşuyor ama bütün türleri deniyor, türler yazmasına müsaade etmiyor. Aradığı bir mucize var, yeni bir şey arıyor. Sonunda bu gördüğümüz şey aslında bir film. Yönetmen ya da işte senarist burada yazının, anlatının bittiğini mi gösteriyor? Yani bütün türler kullanılır, sinemanın mı zamanı? Don Quixote'da diğer bütün türleri alt edip sonunda romanı çıkarırken burada da sinemayı mı görüyoruz? Affedersiniz ben şeyi anlayamadım. Ya Harms hakkında mı konuşuyorsunuz şu anda şey sinema? Evet yani filmde en son sahnede işte 8 kişi geliyor ve görüyoruz ki aslında anlatılan şey filmdi. Harms'ın çıkardığı şey. Yani bütün türlerin tüken
kendin yazının önüne artık filmin geçtiğini, zamanın dilinin filmle mi ifade edildiğini ima etmeye çalışıyor yönetmen. Don Quixote çünkü, Don Quixote o zamana kadarki bütün türleri dener dener dener, hepsiyle de dalga geçer, hiçbirini beceremez. En sonunda ise ortaya roman, yeni bir tür çıkar. Burada da bir mucize arıyor, şiiri deniyor olmuyor, düz yazı mı yazsam, başkasını mı yazsam derken en sonunda bakıyoruz ki ortaya çıkan şey film. Senin hikayenin sonu buydu diyor ya. Oradan... Tamam. Она говорит, что вот Дон Кихоте, когда вот это очень похоже на образ тоже, да, этот, чтобы он, у него есть борьба со всеми, а потом вот это у Хармса тоже, он говорит, что довольно похожий, похожая судьба, а потом он ищет разные жанры, там говорит, что поэзия, а потом сказки, рассказы, и потом в конце она предпочитает, что он нашел фильм, кино, вот когда вот это на скамейке сидят вот это 7-8 человек, да, и это конец вашего сказа, вашей сказки. Вот, и она предпочитает, что это был фильм его, и вот это чудо, вот это он ищет чудо, 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 да, это да. Чудо, это история, может быть. Ну, пожалуйста, пожалуйста, дело в том, что все, что художественное, всегда предполагает разные ответы, поэтому, пожалуйста. Вот, мне кажется, что этот фильм просто нужно смотреть как поэзию. И в этом смысле, ну, то есть, не как проза, не как сюжетное что-то. То есть, и тогда какие-то ощущения, которые, и истории, которые складываются, то есть, вот, просто мы не закладывали этот смысл точно, но то, что это возникает, это очень хорошо. Önce режиссёре söyleyeyim size, yönetmenin söylediğini. Ben öyle bir şey düşünmedim orada diyor, şeyde, bankta otururken öyle bir film, bunun bir film olduğu, onun filmi olduğunu düşünmedim diyor. Bir şey ama öyle bir şey aldıysanız tabii ki bu olabilir. Avantgard bir film olduğu için okumalar da farklı olabilir. Evet, yani. Zaten Boyte'in de söylediği şey çok güzel bir şey söyledi. Bunu zaten bir şiir okur gibi seyretmek gerekiyor diye filmi. O yüzden yani o biz çok da böyle lojik bir şekilde hikaye üzerine değil de biraz daha hisler üzerine gittik. Sizde yarattığı hisler neyse aslında yani sonsuz varyasyonları olabilecek bir şey var diyor, durumu var diyor. Bir sorumuz vardı oradan. İyi akşamlar. Gayet keyifli ve zor bir filmle kapanıyor. Az önce baş kahramanımızla ilgili kendi için ve Tanrı için yazdığını söylenmişti. Ben de yönetmenimize sormak istiyorum. Bu filmi çekerken kendi için ve Tanrı için mi çekti? Yoksa seyirci ağırlıklı noktalar ne seviyedeydi? Bununla ilgili görüşünü almak istiyorum. Avantgard bir film izlediğimiz için. Teşekkürler. Он говорит, что очень приятный и трудный фильм. И спрашивает, что режиссер снимал этот фильм для себя и Бога тоже. Или soruyu bir daha, Tanrı ve kendisi için mi çekti yoksa Carnes Tanrı için, Tanrı ve kendisi için yazmıştı. Evet. Bunu yönetmenimiz de bunu filme aktarırken Tanrı ve kendisi için mi filme aktardı? Biz seyircileri düşünmedi mi? Biraz acısaydı bize. Biz de anlayabiliriz seyirciyi diye. Zritiyeli gidiyen aktar. Duyguları tercüman olabilir mi bilmiyorum. Aynı duygular değil sizinle. Ben sadece bir şey söyleyebilirim diyor. Samimi duygularla yaptığım film diyor. O yüzden hani siz neresini nereden tutarsınız? Ya ben sadece samimiyetle yaptım bu filmi diyor. Bu kadar. Biraz evet. Edebiyata, Carnes'a, o dünyaya, avantgard edebiyata hakim olmak gerekiyor bu film için. Ama böyle bir film yapmak yani büyük bir cesaret, risk aynı zamanda çünkü sinema pahalı bir sanat uğraşı. Bunu belki prodüktöre hani sormak isterim. Bu riski nasıl göğüslüyorlar? Nasıl bir seyirci potansiyeli olacak? Festivallere yönelik bir film mi? Bir kesime yönelik bir film mi? Yoksa gişeyi de gözeterek mi çektiler bu filmi? Doğrusu prodüktörümüz belki bunu cevaplamak ister. Вам сейчас вопрос, что
снимать такой фильм, это имеет смелость, он говорит, потому что это же сюжет, авангардный сюжет. И как вы предпочитаете, что это будет как для фестивалей вы сделали этот фильм, снимали? Или проката, да. В первую очередь мы всегда снимаем фильм для зрителя, не для фестиваля. Нет, мы снимаем для зрителя, а если уже фестиваль отбирает наш фильм, то это хорошо, это номер один. Biz her zaman filmi seyirciye için çekeriz, yaparız diyor. Eğer festivaller tabii ki filmimizi beğenip alırlarsa, bu birinci bizim şeyimiz tabii ki diyor, gönderebileceğimiz yer. Кроме этого, этот фильм нас поддержало Российское Министерство культуры, и также у нас есть заграничные партнеры, это Македония и Литва. И, образно говоря, когда и они нас поддержали, то есть это дало нам какую-то дополнительную смелость, что мы не одни. Евреймаш. Да, и Европейское общество Евреймаш также поддержало. То есть мы чувствовали, что мы неинтересны. Да, интересно, что и надеялись на понимание. Bunu yaparken aynı zamanda Makedonya ve Litvanya den yardım aldık, yani co-production aynı zamanda. Ve aynı zamanda Rus Kültür Bakanlığı da filme destek olduğunu söylüyor. Ve Euro Image'in de destek verdiğini, yani biz iyi bir şey yaptığımızı, yani güçlü, cesaret gerektiren bir film olduğunu çevirdiğim için söylüyor. Evet, cesaret gerektiren bir şey ama biz iyi bir şey yaptığımızı ve bizim yanımızda olduklarını gösterdikleri için bizim için çok da zor olmadı diyorum. Teşekkür etmek istiyorum ben. Başka eğer sorunuz yoksa, var mı sorunuz? Buyurunuz. Merhabalar, teşekkürler. Ben de teşekkürle başlamak istiyorum. Yani filme baktığınızda aslında akan bir hikayesi yok. Zaten olan aslında belli yani. Harms'ın sonunda tutuklanmasına giden süreç var. Ama filmin hissettirdiği, başta hissettirdiği ve sonra bir sanki ben şöyle bir şey hissettim, başka bir kanal var ve o hissettirdiği yerde benim kalbimi kırmayı ve üzmeyi başardı. Yani ben yönetmenle, yönetmenin açmaya çalıştığı, yani o ikinci, yani ilk gördüğünüz yer değil de o hissettirdiği kanaldan üzmeyi başardı. Ama dile dökseniz, niye üzüldün deseniz anlatması kolay değil aslında. Sinemada belki böyle bir şey zaten. Ben doğru frekansı yakalayabilmiş miyim? Yani bunu anlamam, böyle bir kanal açmaya çalıştım hakikaten yönetmenim. Bunu sormak istedim. Sanırım yakaladığınız duygulara hitap eden bir film dedi zaten. Hani böyle çok logical değil. Gördüğünüz bir hissettiğiniz üzerinden ikinci bir kanaldan ne hissettim. Он говорит, что не течет какой-то истории, потому что мы уже видим, что он первые три секунды, что Харрис его арестован уже, и так далее. Но в конце уже фильма он открывает какое-то подсознание, он говорит, что он разбивает, там, разбивает сердце, и там груст какой-то там развлекается. Evet. Я хотел бы, знаете, что еще сказать. Просто дело в том, что я хотел бы отдельно поблагодарить все. Есть генеральный продюсер Андрей Сигли, его компания ProLine Film, которая, значит, Леонид Пинц, президент этой компании. Я хочу сказать, что это особая, уникальная компания, потому что она поддерживает авторское кино, по факту для интеллигенции. Конечно, зрители, как бы, не могут быть для всех, но это вот такое особое положение, и в этом смысле это особая миссия. Line Company? Ну, про Line Film. Line Film – это Андрей Сигли, это вот тот. Андрей Сигли, Line Company'nin genel müdürü, başkanı olduğunu söylüyor ve özellikle bu tür sanatsal sanat içerikli filmleri özellikle desteklediklerini söylüyor ve o yüzden de özel olarak teşekkür etmek istedim kendisine. Biz de çok teşekkür ediyoruz ve film ekibine. Bir soru daha var. Israrlı mı?
Israrlı bir soru mu? Aslında bu konuyla ilgili değil tam olarak. Şey, beylerin görüşüne de sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Filmlerini beğendikleri, özellikle beğendikleri yönetmenler var mı? Ya da özellikle beğendikleri yönetmenler. Ne sorayım bunu? Özellikle sorayım. Да, дело в том, что, может быть, как раз таки это моя проблема. То есть я, как бы сказать, я современное кино не очень люблю. Ben güncel sinemayı çok sevmiyorum, değil mi? Поэтому, собственно говоря, для меня мое кино – это то великое кино, которое было в 70-х годах. 70-ли yıllardaki o büyük altı çağdan bahsediyor. Это касается и итальянского великого кино, это Феллини, Антониони, это касается и русского кино Тарковского. Тарковский, Феллини, Антониони. То есть я из современных, как сказать, у меня есть только какие-то отдельные, как сказать. Мне кажется, что сейчас кино в кризисе в целом. Ve bence şu anda bütün dünyada что не от... криз var diyor человек. Да, что не отменяет какие-то отдельные удачи. Что не отменяет, тебе есть отдельные удачи. А, yani toplamda bir gelişme yok ama çok böyle küçük parıltılar şey var diyor zaten. Но целостной картины нету. То есть целостного нет. Bütün olarak resimde öyle bir başarı, öyle bir gelişim görmüyorum diyor. Bir kriz olduğunu düşünüyorum. То есть мне кажется, что язык кино еще вырабатывается. Новый язык кино еще вырабатывается. То есть он еще не сложен. Yani yeni sinemanın yeni dili henüz oluşmadı. Sadece şu anda oluşma evresinde diyor. Yani şu anda bir oluşmuş bir dil yok. Yeni bulunan bir şey yok diyor yani. Gayet tatmin edici bir cevap. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bizimle bu sayfa bu kadar bir defa dinlediğiniz için. Uluslararası Galatasaray Film Festivali'nin son filmini birlikte izledik. Yarın gala gecesi ve ödül töreni var. Hem ulusal yarışmada hem de uluslararası yarışmada ödül alan filmler belli olacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda. 6. Boğaziçi Film Festivali'nde sizlerle buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz tekrar. Sağ olun.